çok bilinçli değildim tabii ama ortaokulda, orta birde sanırım çektiğim bir 36'lık film çektiğim bir fotoğraf vardı. Fethiye'de Regi Bar'ın girişini çekmiştim. Tabii ki içeri girmemiştim orta bir öğrencisi olarak ama belki renkleri dikkatimi çekmişti. Diyarbakırlı oluşum ve bilinçaltımda yerleşmiş renkler oluşu. Bunu hatırlıyorum ama bunun dışında fotoğrafçı olma hayaliyle fotoğraf çekmedim 20 yaşlarıma kadar. Çocukken çocukluk fotoğraflarımı bulduğumda hep fotoğrafçının taklidini yaptığımı görüyorum. Poz verirken fotoğraf makinesini tutarak poz verir gibi böyle taklit ederek poz vermişim. Bu da hiç bilinçsiz tabii ama sonrasında dönüp baktığımda ne kadar büyülü olduğunu da görüyorum her şeyin. Fotoğrafın gelişimine beraber benim de gelişimimle birlikte şahit oldum. Bunun avantajı var sanırım. Yoksa bir merak sonucu değil, sadece ayak uydurma, içgüdüsel ayak uydurma diyebilirim buna ben. Şimdi Polaroid'in çok çocuklukla ilgili olduğuna eminim. Çünkü özellikle işte anneannemin, rahmetli anneannemin Kabe'den Polaroid'ler getirmesi, tabii sonradan öğreniyorum ki ben bunu işte Arap ülkelerinde aslında Polaroid yükselişe geçiyor. Çünkü insanlar eşlerini başkalarını çektirmemek için Polaroid kullanıyorlar gibi bilgiler de öğreniyorum sonra ama check-out'lar da daha tatil anılarımı hatırlatıyor, çocukluk tatil anılarımı. Çünkü gittiğim yerlerde hele ki yurt dışı aile turları olduğunda gidip o check-out kameralardan alırdık. Sonuçlarda o renkler şu an filtreyle ulaştığımız renkleri hala filmle ve tek kullanımlık bir daha aynı pozu yakalayamayacak hisle o fotoğrafı çekebilmenin getirdiği heyecan var. İşin sihirbazlık kısmı var. Ne çektiğimi biliyorum ama o an için biliyorum. Sonra hatırlamıyorum. Hatta filmler bekletirim. Hemen tab ettirmem. Çalışma masamda bir yerde çeşit çeşit filmler bekliyor. Ve doğru zamanı geldiğinde kendi kendine göz kırpıyor bana o filmler. Gidip tab ettiriyorum. Sonra tabii geçmişe dönüp hop neler yapmışım, neler çekmişim hatırlıyorum. Ya her fotoğrafın ince rötuşlara ihtiyacı olduğunu biliyorum. Özellikle kullanım alanına göre. Çok manipülasyona alışamadığımı söyleyebilirim. Çünkü dijital manipülasyon ve fotoğraftan çıkıyor gibi geliyor bana. Ama tabii ki ticari fotoğrafçılıkta yine briefler doğrultusunda gerçekleştirmemiz gereken Photoshop işlemleri varsa gerçekleştiriyorum ama bunun dışında renk rötuşları işte ya da özellikle sokak fotoğrafçılığında ya da fotomuhabirlik alanımda diyebilirim buna. Yine hizmet ettiğim alana göre o anı yakalamam gereken ve bir yerde bir kaçan bir ışık varsa çünkü olabilir bu çok normal. Bunun için tabii teknik destek alıyorum. Ama dediğim gibi çok fotoğrafı değiştirerek ya da yanlış bir yönlendirme yaparak asla tercih etmiyorum. Yani çok fazla gözlem, çok yalnız zaman geçirerek çok gözlem pratiği yapıyorum. İnsanları bol bol gözlemleyerek, beden dili üzerine çalışarak, davranış bilimi ve beden dili özellikle. Çünkü insanların bir sonraki hareketini tahmin ederek, bilerek yaklaşmak gerekiyor ki o anı gerçekten doğru anı yakalayabilmek veya yaratabilmek veya o doğru an kokusunu alabilmek önemli. Çok zaman, yalnız zaman geçirmek dışında fotoğrafın birçok alanına hakim olmaktan bahsetmem gerekirse bu bana keyif veriyor. Tabii uzak olduğum alanlar var. Manzara fotoğrafçılığını hiç tercih etmiyorum çünkü onu gözlerimle o keyfi çıkarmak istiyorum. Ama yani çok ayırmıyorum bunları. Çünkü fotoğrafçılığı sevdiğim için fotoğraf kavramını zaten hayatımın bir parçası yaptığım için çok ayırt etmek bana biraz tuhaf geliyor. Uzmanlaştığım alanlar var diyebilirim belki.
ne anlatacağımı bilerek yaklaşıyorum aslında fotoğrafta. Yani o yüzden hangi alanda olursa olsun anlatacağım şeyi önceden çok hazırlanıyorum, çok ödev yapıyorum. Hatta ben lisede, ortaokulda, hatta üniversitede fotoğraftan önce okuduğum bölümde hiç bu kadar çalışkan değildim. Şimdi çok hazırlanarak, bunu sadece teknik olarak da değil ya da çok resmi bilgiler olarak da değil. Gideceğim alanda tarihi bir bilgi dışında orada çekilmiş bir film, oraya yazılmış bir şiir, oraya yazılmış bir şarkı, oradan geçmiş bir sanatçı. Bunları da araştırarak oranın aslında çekeceğim yerin ya da kişinin çevresindeki her şeyin ruhunu da, ruh kelimesi ne kadar bayatladı artık bilmiyorum ama ruhunu da öğrenmeye çalışıp gidiyorum. Dolayısıyla ne anlatacağım, hikayede ne var, ne olması gerekiyor bunu bilerek kameramı gözüme yaklaştırıyorum. Kurguda kompozisyon deyince ister istemez sanat geliyor aklıma. Hikaye anlatmak, birbirini çok tamamlayan şeyler. Ne kadar doğru gelir anlattıklarım bilmiyorum şu an ama hikaye anlatıcılığından gelen bir şey bu. Dolayısıyla kadrajdaki her öğe ister istemez fotoğrafı çeken kişinin tercihi olması gerekiyor bence. O masalın içinde, o hikayenin içinde. Çünkü benim kalemim, benim gözüm aynı şeyler bunlar. Daha farklı düşünmüyorum o yüzden. Aslında foto muhabiri Dilan olduğunda da sanatçı Dilan var. Evet, önceden hazırlanıyorum fakat spontan yakalamam gereken karelerde ben kadere inanıyorum. Ve çalıştığım sürece, dersime çalıştığım sürece ve niyetimi iyi ve temiz tuttuğum sürece o fotoğrafların zaten bana görüneceğini ve çekmem gerektiğini, o anda, doğru anda, doğru yerde olacağıma inanıyorum. Çok mistik gelmesin ama lütfen kulağım. Çünkü yine dünyayı fotoğraflıyorum. Hepimizin gördüğü gerçekleri fotoğraflıyorum. İnce mizah, belki bazen kara mizah diyebileceğim kokular olabilir fotoğraflarımda ama bu benim yapım da böyle. Yani en acı anlarda bile gülebiliyorum ama bu dalga geçmek ya da şımarıklık değil. Belki Diyarbakırlı oluşumla ilgili bir şey çünkü her an her yerde halay çekebiliyorlar. Bunun getirdiği belki genetik bir şey var ya da işte anne tarafımın Akdenizli oluşu, kavga ederken bile kahkahaların atılması, aileyle ilgili bir şey bence. İki farklı kültürün beni yetiştirmesiyle ilgili bir şey olabilir. Fotoğrafçı kadın olmanın en zor yanı ekipman ağırlığı. Yani sürekli ömür boyu taşıyacağım bir boyun ağrısı, işte sağlık sorunları oluyor ama ben daha çok avantajlarına odaklanıyorum. Tabii sıcak bölgelerde fiziki zorluklar da çok önemli. Ama orada bir denge var. Herkes üstüne düşen görevi yapınca zaten kolektif bir ödev çalışması gerçekleşiyor. Kadın olmanın çok avantajı var çünkü insanlar 1-0 önde güveniyor bize. Daha samimi buluyorlar, daha az risk aldıklarını düşünüyorlar. Ben de aynı şekilde bir kadın fotoğrafçı bana yaklaştığında sokakta bir erkek fotoğrafçıdan daha rahat karşılık veriyorum. Bu dünyanın her yerinde geçerli. Sadece bu bölge ya da bu toplumla ilgili değil bence. Çocuk fotoğrafları çekerken ailelerin izin verme potansiyeli daha fazla oluyor kadın fotoğrafçılara. Ya da kadın portreleri çekerken aynı şekilde. Biraz daha tabii iletişimle de ilgili bir şey. Yani bunu söylerken tabii şunu belirtmem gerekiyor. Çünkü ben kadın fotoğraf kameramın arkasında ben kadın değilim. İnsanlıkla ilgili bir şey olduğuna bağlamam gerekiyor bunu. Yani hiçbir zaman kadın olduğumda çok hatırlayarak fotoğraf çekmiyorum. Ama işte bir yaratılış var ve dışarıdan bir imaj yerleştirilmiş. Bunu da
dünyanın iyiliği için avantaja çevirmek gerektiğini en azından düşünüyorum ama fırsat olarak kullanmıyorum onu. Aslında birçok kişi Ara Güler ekolü olarak yorumluyor ama beni siyah beyaz fotoğrafçılıkla tanıştıran bir Metin Erksan yönetmen. Metin Erksan filmlerinden öğrendim ben siyah beyazı, kontrastı, siyah beyaz kadrajda tiyatro sahnesini kurabilmeyi ya da akışı, o dinamiği sağlayabilmeyi, ışık dinamiğini sağlayabilmeyi. Yemek yerken bile her fırsatımda Metin Erksan filmleri açıp izleyen biriyim. O tabii beni çok besliyor. Çok isterdim tanışmak, çalışmak, bir şeyler öğrenebilmek, birebir bir şeyler öğrenebilmek ama evet, yani ben aslında elbette Ara Güler ustam olarak onun fotoğraflarından çok şey öğreniyorum, siyah beyaz fotoğraflarından. Ama beni siyah beyaz fotoğrafçılıkla tanıştıran diyeyim aslında, ya da siyah beyaz görüntülere alıştıran Metin Erksan filmleri oldu. Siyah beyaz fotoğraflarda denge çok sağlanabildiği sürece, denge olduğu sürece zihne ulaşıyor. Gözden zihne ulaşıyor. İzleyicinin zihnine çok rahat ulaşıyor. Ya da kalbine ulaşıyor. Eğer günümüzden bahsedersek, modern dünyanın gereksiz dikkat dağıtan ayrıntılarını yok ediyor siyah beyaz fotoğrafçılık. Daha tam ne insan zihnine ne de sokaktaki hayata tam adapte olamamış belirtiler var. Fotoğraf bunu çok kolay yakalıyor ama siyah beyaz fotoğraflarda onlar yok oluyor. Günümüzde çekilmemiş gibi bu fotoğraflar diyen çok izleyici, takipçi oldu, okuyucu oldu ya da. Bu da işte benim başardığımı hissettiğim yorumlardan biriydi. Hepimiz arşivliyoruz bir şekilde ama bence bunun için ayrı dersler olmalı. Olursa hatta ben de katılırım. Çünkü arşiv konusu çok çok incelikli bir alan. Bence fotoğrafçıdan çok fotoğrafçının ekip arkadaşının, bir ekip arkadaşının üstlenmesi gereken bir görev. Ya arşivlenecek fotoğraf, evet biz hele ki mobil fotoğrafçılık, dijital fotoğrafçılıkla birçok fotoğraf çekiyoruz ama arşivlenmesi gereken fotoğraf kendini gösteriyor bir şekilde. Unutmuyorsun. Hatta sabah uyandığımda ya da uykumdan uyanıp şu fotoğrafı hard diske aktarayım, işte 2020 dosyasını aktarayım gibi kendimce düzenlemeler yapıyorum ama her zaman takibini de sağlayamıyorum. Diyaların çoğu geçmişte kalarak aslında kutularda, arşiv kutularda bekliyor benim. İşte üstünde yıllar, yerler ya da isimler yazıyor ama hepsinin çok doğru ya da yeterli yazıldığını sanmıyorum. İlla kayıplar vardır orada. Beyrut Paris'ten önce aslında beni Doğu ve Batı'nın ne demek olduğunu öğreten başka bir hikaye yaşamıştım. Ben bunu hiç bilemedim. Yani çocukken de Diyarbakır'da büyüdüm ama ben hep Kızılderili olduğumuzu düşünüyordum. Çünkü annem bize öyle diyordu. İşte Bozyel soyadının peşine düşmüştüm hatta. İşte doğulu musun, batılı mısın sorularına insanız diyerek cevap veren, aslında bir yandan işte Barış Manço'nun çocuklarından biri olarak büyüdüm. Londra'da eğitimimi tamamladıktan sonra başladığım yere geri dönmek istedim. Diyarbakır'dan, doğudan, doğu topraklardan kendimi keşfetmiş, bir nebze keşfetmiş halimle dünyayı görmek, yaşadığım, doğduğum, büyüdüğüm yerleri görmek istedim. Ve Türkiye'de doğudan batıya giderek köylerde, kasabalarda çocuklara fotoğraf dersleri vermeye başladım. Gidip ailelerinden izin alıp kendi kendime ayarladığım bütçelerle işte çalışıp birikim yaparak aslında yine kendimi tanıma süreciydi o da, çocuklardan yola çıkarak. Batı'da fotoğrafların ne demek olduğunu, fotoğrafın ne demek olduğunu küçük çocuklara sorduğumda mutlu olduğumuz anlardan bahsediyorlar. İşte sünnet töreni, doğum günü, yılbaşı, doğum günleri, başka neler var mutlu? Artık o kadar az ki. Fakat
doğudaki çocuklar fotoğrafı ölüleri hatırlamak için bir araç olarak tanımlıyorlardı. Ben orada fark ettim doğu ile batının başka algı da fotoğrafı kavradığını. Aslında sonrasında beni yönlendiren de bu oldu. Sağ gözüm ve sol gözümün neler gördüğünü, ne farklılıklar olduğunu buradan yola çıktım. Yani Paris ve Beyrut fotoğraflarına dönersem oradaki aslında benzerlikleri yakalıyorum. Kitapta da anlattığım şey bu. Çünkü orada mutluluk duygu durumunun ortaya çıkışından hikayeyi yarattım. Siyah beyaz fotoğraf olmaları, kendi içinde tabii ki Beyrut'un Frankofon oluşu, ama bir yandan o doğu estetiğiyle biçimlenmiş oluşu. Siyah beyaz fotoğraflarda hem zamanı ortadan kaldırıyorum az önce bahsettiğim gibi, hem de sınırı ortadan kaldırıyorum. Benzerlikler daha ortaya çıkıyor. Az önce yine bahsettiğim modern öğelerden uzaklaşıyor fotoğraf. Benim derdim sanırım fotoğrafı doğu ya da batıda çekilmiş gibi değil, kimlikleştirmek değil, aynılaştırmak. Bakan insanın, gören gözlerinde farklı kategorilerde değerlendirmesini istemiyorum fotoğraflarımı. Dünyadan hissetsin, bu evrenden hissetsin. Ve tanımlarken yaftalardan, etiketlerden uzaklaşarak fotoğraflara baksın istiyorum. Bu eğlenceli fotoğraflar için de geçerli bu arada. Sadece toplumsal konulardan bahsetmiyorum. Bana fotoğrafçılığa başlamak istediğini söyleyen öğrenciler ya da üniversiteye hazırlanan öğrenciler özellikle olduğunda daha hızlı bir şekilde birikim yapabilecekleri, kendilerine yatırım yapabilecekleri, maddi getirisinin daha fazla olduğu, piyasaya daha hakim olabilecek bir meslek tercih etmelerini söylüyorum. Fotoğrafı bunun için tercih etmelerini söylüyorum. Çünkü fotoğrafçılığa, fotoğrafçılık hayatlarına, kariyerlerine yatırım yapmaları için bunu yapmaları gerekiyor. Belki her alanda çalışmanın getirdiği avantaj da bu fotoğrafta. Çünkü para kazanmak için yaptığım bir iş var. Onun da arkasındayım. Sanat alanında üretim için, dışa vurum için yaptığım işler var. Oradan oraya aktarıyorum. Bir yandan kiramı da ödemek için çalışıyorum. Hepsi birbirini tamamlıyor. Zaten hayat bu. Başka meslek de yapsaydım aynı şey olurdu. Yani her şeyin aslında yine çalışarak ve isteyerek kendi kendine o kapıların açılacağını ya da o kapı doğru değilse başka bir kapının açılacağını, işte gümüş kapı kapanıyorsa altın kapının açılacağına inanıyorum. Ve bunu gördüm, buna şahit oldum. Umarım hayatımda hep böyle devam edecek ve bunun arkasında duracağım. Ama şu anki koşullar bizim başladığımız koşullarla bir değil. Yeni başlayacak olanlara bu gerçeklerden bahsediyorum. Evet, tamam, işin yine romantik kısmı ya da işte büyülü kısmı diyeyim. Güzel, çekici, albenisi var. O büyüye sahip olabilmek için ya da o masalın içinde yer alabilmek için neleri göze alabiliriz? Onlar önemli yani, gençlerin ya da işte fotoğrafa yeni başlayacak genç gözlerin diyeyim. Bunu göze almaları gerekiyor. Hiçbir şey kolay değil çünkü. Mobil fotoğrafçılıkta artık herkes çok güzel fotoğraflar çekebiliyor. Çok kolay dijital müdahalelerde bulunabiliyorlar bir tıkla. Tabii ki kolaylık bu. Ama bir yandan iç gıcıklayan bir durum. Çünkü o kadar fazla iyi fotoğraf çekebilmek ve çekinin olması ya da bu kadar kolay olması aslında eliyor insanları. İyi olan yine kalıyor. İmzası olan bir tıkla çekmekten, fotoğraf çekmekten öte fotoğraf çekebilmeyi hayatına dahil etmiş olan insanların fotoğraflarını konuşuyoruz yine. Yoksa
170 bin like almış fotoğraf değil tarihe geçen. Tarihi anlatacak olan. Herkes fotoğraf çekebilir. Herkes telefonla bile fotoğraf çekebilir. Fotoğraf çekmek artık çok kolay gibi algılanabilir. Ama kaçırılan bir şey var. İşte fotoğrafın, kameranın özelliği ya da telefonun lensinin özelliğinden öte fotoğrafı kimin çektiği önemli. O kişinin kim olduğu, o kişinin ne yemek yediği bile önemli. Ne okuduğu, ne dinlediği, insanlara nasıl yaklaştığı, sanatın ne kadar insanı beslediği, sanatla ne kadar haşır neşir olmak. Bunlar çok önemli. Sanat iyileştirir, sanat insanı güzelleştirir. Bunun için sadece fotoğrafçı olmak için değil ya da sadece herhangi bir meslek sahibi olmak için değil. Hayatta biri olabilmek için. Yani sanırım boşuna bu dünyaya düşmedik hiçbirimiz. İlla vardır bir nedeni ve bu nedenin içinde kendimizi daha geliştirmemiz gerekiyor. Bunun için de sanatın gönderildiğini düşünüyorum. Yani insanlarla buluşsun. Çünkü doğada sanat kendi kendine var. Ama insanda yok ve insanın gelişmesi için sanat gerekiyor. Dolayısıyla fotoğraf ve sanatı birbirinden ayıramıyorum diyerek toparlayabilirim sanırım.